Ülkemiz bu pandemide zor duruma düşmemesi için gecemizi gündüzümüze kattık, patates ürettik. Memleketimiz için elimizden gelen üretimi yaptık ama şu an biz bir yıl sonra üretim yapamayacak hale geldik. Türk çiftçisi her türlü zorluğa göğüs gerip yurdu ve dünyayı doyurmak için üretti. Ancak bin bir emek ve maliyetle ürettiği patatesini maliyetinin bile altında satamadı. Hal böyle olunca da üretici ürününü hayvan yemi olarak kullanmaya başladı. 1 TL'ye maliyeti olan bir patatesi bugün 40 kuruşla 70 kuruş arasında satamıyoruz. İhracat yok. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. 40 kuruşa bile satamadığı ürününün marketlerde en az 3 liradan satılıyor olmasına üretici tepkili. Erol Güven, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde atalarından miras olan işi yapıyor, patates üretiyor. Güven, üretimi tehdit eden yüksek girdi maliyetleri sorununa dikkat çekti. Geçen yıl 1050 liraya aldığımız gübrenin amonyum sulfat gübresinin bugünkü fiyatı 1750 lira. Üre gübresi geçen sene 1900 liraydı. Bugün üre gübresinin maliyeti, fiyatı 3250 lira. Gideceğimiz yere kadar akaryakıt alabiliyoruz. Tarlamızı sürecek akaryakıtımız yok. Girdi maliyetlerine maalesef patates dahi üretmekten bırakın, evimize ekmek götüremiyoruz. Üreticiler depolarda bekleyen patates için destek istiyor. Ürünün korunması sürecinde son bir aya girildi. Mart ayı itibariyle havaların ısınması patateste çürümeyi artıracak. Binlerce ton patates çöpe gitmesin diye üretici hayvanlarına yem olarak veriyor. Bizler mağdur ve perişan haldeyiz. Bu patates sorununa çözüm üretilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle istirham ediyorum ki yardım edin bizlere. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyu ulusal kanal yayınında değerlendirdi. Gürer, toprak mahsulleri ofisi ve tarım kredi kooperatiflerinin alım yapması gerektiğini söyledi. Üretici ürettiği ürünü değerine satamıyor. Yalnızca NİDE'de ve Nevşehir'de 500 bin tona yakın depolarda patates bekliyor. Depoladaki patates 2 ay içinde satılmazsa çimlenir, çürür. Onun için acilen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Tarım Kredi Kooperatifi'nin gelip bu ürünleri alıp tüketiciye ulaştırması lazım.